Haberin Peşinde ekibi Bayla'da ve Bayla'nın en güzel köylerinden bir tanesindeyiz. Burada Köseli Köyü muhtarımız var, yanımızda konuğumuz Zeki Demirel. Kendisi yıllar önce tecrübeli muhtar, yine bir dönem muhtarlık yapmış ama içerisinde olan bir burukluk var. O zaman yaptırmış olduğu okul şu anda maalesef kapandığı için üzülerek bunu da bize iletti kendisi. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum konuğumuz olduğu için. Sevgili Zeki Muhtarım, merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Zeki Demirel'i ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Zeki Demirel kimdir efendim? Ben Zeki Demirel, Bala Köseli Mahalle Muhtarıyım. 89-94'te muhtarlık yaptım. Evet. İyi kötü bir şeyler yaptık o zaman. Şimdi de köyümüz yine tercih etti. Vatandaşın teveccühüyle tekrar bu dönem geri geldiniz. Evet, bu dönem geri geldiniz. Altı adaydan birinci çıktım. Demek ki vatandaş önceki hizmetleri unutmamış. Unutmamış, Allah razı olsun. Evet, biz burada da Köseli halkına teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ederim halkıma. Şimdi şu anda da yapacağımızı yapacağız. İnşallah. İnşallah. Peki sevgili muhtarım, şöyle kısaca bir geriye gidersek, 31 Mart'ta göreve geldiniz. Azalarınızla beraber 1 Nisan'da Köseli'de yapılması gereken hizmetler nelerdi? Hizmete nereden başladınız? Hizmete ben sudan başladım. Hayat, olmazsa olmaz. Evet. Suyumuz yoktu, sularımız kesiliyordu, sudan yaptım. Şimdi şu anda halihazırda iki tane çeşme yaptırdık. Evet. Bir tanesi de daha yapılacak, hazır suyu akıyor. Köyün içme suyunu yaptırdım, yeni kuyu kazdırdım. İçme suyumuz Allah'a çok şükür. Şimdi 30-40 sene yetecek suyumuz oldu. Bu suyun açılışı da önümüzdeki hafta olacak. İnşallah biz de davet ediyoruz. Bu suyun açılışı da önümüzde hafta yapacağız. Her şey bitti. Hayırlı Onun için diye. Çok mutluyum. Köseli suya kavuşuyor yani. Evet, suya kavuşuyor. Haftaya bitirdik. Her şeyi bağlantısını falan yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kazıldı. ASKİ tarafından kazıldı. Yapıldı. Şu anda çok mutluyum. Suyu çıkarttık. Çeşmemizin suyunu zorluk çekiyoruz ama sular akınca böyle bir sevinçliyiz, yani mutluyuz. Köseli halkı suya kavuşuyor, Evet. Sularımızı yaptık, altyapımızı yaptık. Evet. Altyapımız bitti. Yollarımız altyapı yapılınca bozuldu tabi. Bozulunca mecbur stabilize yol yaptık köyün içine. Asfalta gücümüz inşallah asfalt da yapılır. Belediye başkanımız da makineyi falan aldı inşallah. İnşallah başkanımız da makine aldı, yaptırdı. Çeşmelerde hayırsever iş adamımız vardı, Müyüttin Katıroğlu. O bize şey yaptı. Sponsor oldu. Sponsor oldu. Kendisine biraz teşekkür ediyoruz. Kendine çok teşekkür ederim. Başlattı. İşçilik parasını o verdi. Ondan sonra gerisini borularını, betonunu sağ olsun bizim Bala Belediyesi Ahmet Kur'an verdi, karşıladı. Diğer masraflarını da biz sağdan soldan netleştirdik. Yaptık, bitirdik. Yani bu 1,5 sene içerisinde birçok hizmetler yapılmış. Yani 40 senelik en azından suya kavuştunuz evet, şu anda. Suyumuz çok önemliydi. Suyumuz Allah'a çok şükür suyumuz bitti. Su işimiz bu hafta bitti. Peki sevgili muhtarım, bundan sonra için biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımız her köy bir köy konağı şart diyor. Evet. Böyle bir yerimiz var mı? Var. Ödenek verilirse bunu yapma imkanınız var mı? Var. Köy konağımızın eski muhtarımız tarafından eskiden temeli atıldı. Evet. Şu anda temel duruyor. Birkaç kişi yardım edelim dedi. Usta parasını bulamıyoruz.
Yani, tahmini ne kadar bir proje sevgili muhtemelen? Tahmini 1 trilyon falan gider. Gider. Çok gider. Amaçlı bir. Evet. Çok çünkü amaçlı. İçerisinde kütüphanesi olan. Köyümüz 400 hala muhtemelen var. Evet. Aile toplantı salonu var. Mevlüt'te düğündür, tazidir. 6 komple düğün salonu projenin. Projemizi biz sağ olsun geçiren belediye başkanımız Turgut Altınok çizdirdi. Geldi buraya ekibi, bütün olanakları yaptı. Projeyi çizdi. Konağın resmini gönderdi. Tarihi bir köy konağı diyerek. Evet. Bu köye yakışır diyerek. Başkanım sağ olsun onu da çizdirdi. Ama şu anda ödenek olmadığı için. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızdan buraya bu köy konağını talep ediyoruz efendim. Evet. Peki diğer bir beklenti de yine aynı zamanda okulun sizin zamanınızda yapılan bir evet, okul var. Ses, kullanım hakkını. Evet, kullanım hakkını okulun şu anda talebe yetersizliğinden bu sene kapandı. Kapandı. Kapanınca bina yeni zaten. Binası çok yeni. Hiç olmasın. Ben muhtarlığımda 33 günün milli eğitim verdim. 89-94 arası. Bunu ben projesini çıkarttım. Sağ olsun bizim Ankara'da Milli Eğitim Müdürümüz vardı, Murat Bey, Volta. Onun sayesinde bu okulu buraya yaptırdık. Şimdi 7-8 köy buradan faydalanıyordu. Merkez köyü. Merkezi evet. Köyüydü. Bugüne kadar taşıma sistemi çalışıyordu. Bugünden sonra da okulumuz kapandı. Şimdi neyi görünce? Taşıma sistemi yine Bağlay'a gidiyor. Bağlay'a gidiyor. Peki bu okulun kullanım hakkını alıp köy hakkını? Evet, kullanım hakkını alıp ben orada köy faaliyet olarak kadınlara bir kurs yeri veya da kadınların toplanma yeri ekseriyeti bayanlar için orayı bir değerlendirecek bir şeyler yapacak mesela atıyorum bulgur buğday kadınlar ne yaparsa kendi ürününü orada yaptırıp pazarlamak, operasyon usulü gibi, evet. Pazarlamak amaçlı kullanmak istiyorum. Evet. Peki sevgili muhtarım, diğer bir edindiğiniz bilgiye göre siz burada örnek bir çalışma yaptınız. Buranın domatesi, sebzesi çok ünlü dediniz. Evet. Ve siz de örnek olarak bunu geçen sene uyguladınız. Evet. Nasıl memnun kaldınız mı? Çok memnun kaldım. Ben köyümüz çiftçilikten maalesef zayıf kalıyoruz. Hepimiz de zayıf kalıyoruz. Her sene girdiler pahalı olduğu için biz zayıf kalıyoruz. Ben ne yaparım dedim. Kırsal kalkınmadan, Ankara Büyükşehir kırsal kalkınmadan domates fidesi aldım. Onların fiyi fidesi olarak parasını da yatırdım, aldım. 7-8 dönüm ektim. Köye örnek olarak biber, domates. Bunları ektim, fasulye ektim. Fasulyeyi bir sefer ektim, onu toplattım. İkinciyi 8. ayın 4'ünde topladım, ektim. Şimdi şu anda 4. sefer topluyoruz. Yani senede 4 tane ürün aldınız maşallah. Yok, yani 7. ayda, 8. ayın 4'ünde ektim, evet. Yetiştirdim. Yani şu anda 4. sefer topladık. Yani. Emeğinizin karşısına aldınız yani? Aldım. Aldım. Peki bu diğer köylere örnek oldu mu? Tabii. Vallahi örnek olmasın. Bizim burada yaparlar. Yapmaz değiller. Ama imkan şu. Pazarlama yok. Pazarımız yok. Evet. Pazarımız yok. Yani çiftçi yetiştiriyor, evde çürüyor. Pazarımız yok. Ben de çocuklarımla Gölbaşı'nda, Keçiören Belediyesi'nde pazarlardan yer aldım. Orada pazarladım, sattırdım. Yani en azından burada bir kooperatif olsa, bir haliniz olsa. Tabii bizim şimdi sütümüz, ondan sonra yumurtamız, domatesimiz, biberimiz. Şu anda bizim domatesimizi bir tane yiyen ötesi arayış oluyor. Yani evet. Çok lezzetli. Çünkü neden? Daha araziye hiçbir tane domates ekilmedi. Diyarbakırlar geldi burada. Ektiler 150-200 dönüm. Çok memnunlar. Su var mı? Su var. Yani sulamada bir sıkıntı yok. Sulamada yeraltı suyumuz var. Bazı yerlerde elektrikli masraflı ama biraz. Var. Hani barajımız yok. Barajımız ileride bir yeni baraj yapıldı. İnşallah buraya o gelir. Gelecek. Yani evet, onun için yani benim amacım köylüyü çiftçilikten kurtarmak. Peki sevgili muhtarım bu pandemiden sonra geri dönüş başladı mı?
Geri dönüş %90 başladı. Çok İmar başladı. Çalışması yapıldı mı? İmar çalışması geçen toplantı yaptık. İşte bizim Bala Belediyesi 17 köyümüzün çıktığını bize ilan etti. Evet. Şu andan sonra da imar çalışması köyümüzde başlayacak. Geri dönüş olacak yani diyorsunuz. Evet. Geri dönüş var. Köyümüzde var. Pandemi dolayısıyla var. Evet. Bir de sıkıntımız şu. Yani bir babanın 5 oğlu var. 3 oğlu var. Geliyor, ev yeri yok. Hani sağa soldan evet. Şey yapıyor, sağ olsun onda herhalde bu ara çözülüyor. Hazine yeri var yani, verecek. Hazine var, bizim tabii. Köyde merağı var, hazine var. Ondan sonra yerimiz çok. Hayvancılık nasıl tutuyor? Hayvancılık çok iyi, iyi gidiyor ama onun da girdisi çok. Var, bayağı hayvanımız var. Millet şimdi hayvancılığa meyillendi. Ankara'dakileri geldi burada hayvancılığa meyillendi. Yani şimdi şu anda hayvancılığımız çok iyi. Peki bu pandemi zorayında devletimiz yeter kadar destek oldu mu? Sizler yeter kadar yoruldunuz çünkü. Ne gibi? Pandemide sizler bayağı yıprandınız. Evet. Devlet yeter kadar destek oldu mu? Oldu tabii. Biz pandemide elimizden geleni yaptık. Komşularımıza şey yaptık. Allah'a çok şükür bizim köyümüzde de yok yaşandı. Yaşandı ama Ankara'da olanlar yaşadı. Şükürbette geldi. Evet. Evet. İdare ettik yani bugüne kadar idare de ediyoruz. Bazı da milleti sıkıyor daha doğrusu. Peki muhtarım ağzına sağlık diyorum. Gerçekten bu 1,5 içerisinde çok şeyler sığdırmışsın. Olmazsa olmaz suyu kavuşturmuşsun. Evet. Bu çok önemli. Su hayattır çünkü su olmadan olmaz. Şimdi biz Köseli Mahallesi'ni gezelim bakalım bizler evet. Neler bekliyor. Tamam. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Köseli Mahallesi'ni gezmeye devam ediyoruz ve yanımda muhtarıma hemen söylüyorum. Muhtarım Allah hayırlı etsin diyelim. Sağ olun. Güzel olmuş gerçekten. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İsmi çok güzel olmuş. Evet. Şehitlerimizin anısına yapılan evet. Bir çeşme. Burada tabii ki hayvancılık olduğu için bunun gibi yerlerin olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Çok güzel oldu. Hayvanlarımız, kişilerimiz bir de adını şehitler çekmesi oldu. Allah izin verirse daha eksiklerimiz var, bayrak birerimiz. Yol üzerinde olması, gelen geçerinde faydalanması. Daha eksiklerimiz var, bir konuk yaptıracağız daha ileri hayvanlara. Burayı ayrı bir çevireceğim, burayı bir nesile yeri yapacağım. Nesile hayvanı, evet. Burada gelen giden yolda oturacak. Onun buralarda... İnşallah bittiği zaman da buraları çekimleri yapacağız. Daha bitmedi, eksiğimiz var. Onları tamamlıyoruz. Bir de çiftçilerimiz şu anda tohum ekiyor. O yüzden... Evet, yani Köseli hizmet almaya devam ediyor. Efendim merhaba, nasılsınız? Merhaba, buyurun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bu köyden misiniz? Evet. Bu köyden mi yaşıyorsunuz? Bu köyde mi yaşıyorsunuz? Sen bu köyde misin? Evet, köylüyüm efendim. Muhtardan memnun musun? Muhtar şimdi elinden geldiği kadar çalışıyor. Ama muhtarın arkasına gidip de şunu şöyle yapalım diyeni yok. Vatandaş duyarlı değil mi? 3 tane azası istifa ediyor. Ne oldu? Bu böyle oldu ya, babayın evi mi burası varıp daha dediğinde bu işi koparabilecek? Evet. Var mı yok. Doğru. Onun için, niye dedim istifa ediyorsun, okul niye seçildiniz? Niye seçildiniz? Ben o zaman seçimlerde dedim ki şehirde oturanlar aday olmasın. Tam tersi oldu, şimdi hep koptular. Muhtarı yalnız bıraktılar. Muhtarı bir tek azasıyla kaldı ya. Ödekler gelmiş. Onlar da çocuk. Evet. Muhtarın yani. Evet. Ödeklerimiz var. Muhtarın vatandaşı var. Var. Ödekleri var. Vatandaşı memnun. Demek ki isteyince oluyor. Oluyor. Peki. O teşekkür yapan, ederim. Yapandan da Allah razı olsun. Yapmayandan da Allah evet. Razı olsun. Emeği gidecek de teşekkür ederim. Bizim... Sevgili yine biz Köseli'nin sokaklarındayız ve yanımızda muhtarımla beraber burası selektör binası herhalde muhtarım. Evet, selektör binası.
bu şu anda çalışmıyor. Makine mi yok? Makine var, bozuk. Tarım Bakanımızdan yeni bir makine isteyelim o zaman. Evet, Tarım Bakanlığımızdan durumumuz kullanmıyor. Birkaç yere müracaat ettik. Masrafı 20 lirayı geçiyor, 20 bin lirayı geçiyor. Doğru. Onun için köyde yaptığımız... Tarım Bakanlığı iş düşüyor efendim. Evet, yani burada 20 köy... Faydalanıyor. Faydalanıyor. 20 evet. köy faydalanıyor. Onun için selektörümüz bozuk olduğu için ta gidiyorlar 30 kilometre, 40 kilometre yerlere gidiyorlar. Bala'ya gidiyorlar, Sırı'ya yazılıyor. Yani bu selektör yani, makinesi gelirse tekrar buraya yine aynı köyler faydalanacak. Tekrar gelirse 10 tane, 15 tane köy buradan yararlanıyor. Evet. Şu anda selektörümüz çalışmıyor. Binamız son sistem. Evet sevgili seyircilerimiz, Kösel'in kaderini değiştiren şey işte burası su. 40 yıl yetecek kadar suya sahip olmuşlar. Bu da muhtarımın sayesinde olmuş. Muhtarım gurur duyuyorsunuz herhalde. Çok gurur duyuyorum. Çok zorluk çektim ama şimdi gurur duyuyorum. Gözleriniz doluyor. Evet. Anlatırken gerçekten çok önemli. Su hayattır. Olmazsa olmazlarınızdan bir tanesidir. Muhtarıma, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Evet. Çok teşekkür ederim. Bizleri kırmadı. Mansur Bey'e teşekkür ederim. Ekibine. Hepsine teşekkür ederim. Bu suyu bize iade etti. Umduğumuz gibi daha fazla çıktı. Şu anda Gölbaşı'na yetecek suyumuz var diye. Vatandaşa, köyüme, herkese hayırlı olsun. Muhtarım her şey için teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum. Her ne olursa olsun diyorum. Bu ülke hepimizin, bizlerin evet. ve yeni neslin sizler gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 26 gün içinde muhtar oldum. 26 gün içinde suyu da aldım. Çok önemli bir şey. Evet sevgili seyircilerimiz, bir başka programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Bizler Kösel'den Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.